Herkese neden merhaba. Kusura bakmayın hepiniz. Videoyu babaannemle açmak zorunda kaldım. Çünkü çok istiyordu beni videolarında oynat diye. Çok kötü bir şakaydı. Ama bu videoda size iki tane sürprizim var. Birincisi bu. Gerçekten korkutucu görünüyor biliyorum. Yaşlandırma makyajını nasıl yapacağım videonun sonunda. İkincisi ise izleyin, sürprizi öğrenin. Her kadının kabusudur yaşlanmak. Her yaş güzeldir diyoruz ama yaş almaktan biraz korkuyoruz. Çünkü yaşlanmanın belirtilerinden çok hoşlanmıyoruz. Emre böyle yaptı. Biraz mı korkuyorsunuz dedi az önce bunu tekrar çektiğim zaman. Gerçekten açıkçası şöyle 30 yaşına kadar genelde gençler fark etmiyorlar. Yaşlanma belirtileri çok yavaş ilerlediği için o zamanlarda. Ama 30'lu yaşlardan sonra o kadar hızlı ilerliyor ki her şey. İnanamazsınız. İnanamazsınız. Yani 6 ay önce olmayan bir şekilde bir anda kırışıklıklarınız belirmeye başlıyor. Bir anda cildiniz esneklik kaybetmeye başlıyor. Her şey çok hızlı oluyor. 30 yaş üstündeki kadınlar beni çok iyi anlayacaklardır. Korkmakta da haklıyız çünkü özellikle yapılan İsveç'te yapılan bir araştırmayı sizlere anlatmak istiyorum. Tam 1000 kadın üzerinde yapılan bir testte 5 kadından 4'ü olduğundan daha yaşlı görünüyormuş. Bunu zaten ben daha önce yaşamıştım. Nasıl yaşadım? Cilt analizi yapılan yerlerde böyle bir cihaza sokuyorlar sizin kafanızı ve orada size diyorlar ki işte 30 yaşındasınız atıyorum ve 41 yaşında yani cilt yaşınız böyle gösteriyor diyorlar. Ben ve kardeşlerim ve yakın arkadaşlarım bunu yaptırdığımızda hepimiz aynı sonuç çıktı. Hepimiz olduğumuzdan daha yaşlı gösteriyoruz. Siz de yaptırdığınızda muhtemelen aynı sonuçlarla karşılaşacaksınız. Oriflame uzmanının vermiş olduğu önemli bir bilgi. Normalde sağlıklı yaşayarak, yani sağlıklı beslenerek ve sağlıklı yaşayarak güneş ve kirlilikten korunarak cildimize doğru ürünleri kullanarak gerekli bakımı yaparsak eğer yaşlanmanın etkilerini %80 azaltabiliyormuşuz. Çok ciddi bir rakam. Bu da yaşlanma etkilerinin dış faktörlere bağlı olduğunu, ne kadar ciddi bir etkisi olduğunu bize gösteriyor. Yani bu da demek oluyor ki videonun başındaki görüntüm benim 20 mi 30 mu Allah uzun ömür verirse 40 mı 50 mi kaç yıl sonra olduğuna benim kendime nasıl baktığım karar verecek. Yani yediğimize içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor ki ben bunu hiç yapmıyorum. Çok kötü besleniyorum. Gerçekten bununla gurur duymuyorum. Çok kötü besleniyorum. Hiç su içmiyorum. Bu hiç gurur duymadığım diğer şeylerden bir tanesi ki bu sadece cilt bakımı için değil vücudunda da ileride ciddi sağlık problemleri olabileceği anlamına geliyor. Bol su tüketmek gerekiyor. Güneşten korunmak işte bu gururla söyleyebileceğim bir şey. Çünkü yaz kış güneşten korunuyorum. Ona rağmen yani korunmama rağmen güneş kremleri sürmeme rağmen cildimdeki lekeler yine beliriyor. Düşünün artık güneşin etkisine. O yüzden de saatlerce güneşlenmeyin. Güneşin en tehlikeli olduğu zamanlarda özellikle güneşe çıkmayın. Şimdi size güzellik bakım rutininin önemini ve nasıl sırayla, hangi sırayla kullanmanız gerektiğini anlatacağım ama burada İsveçli güzellik markası Oriflame'in tam da içerikleri bunun için yapılmış. Yani Asparto Lift diye özel bir teknolojiyle üretilen patentli bir teknoloji bu. Ürünlerini kullanacağım. Bunlardan Novage Ultimate Lift serisi. Oriflame'in bu ürünleri ileriki yaşlarda her kadının sorunu olan işte form kaybı, ciltte hatların kaybolması, cildin sarkması ve elastikiyetini kaybetmesi gibi etkilerin düzelmesine yardımcı olan bir seri. Şimdi her uzmanın dediği gibi cilt bakımı çok önemli diyoruz. Bu saydıklarım içerisinde bir de en kolay uygulanabilir olanlardan bir tanesi de bu. Çünkü cilt bakımı gerçekten bana en kolay gelen şey bunların içerisinde ve gerçekten ciddi de etkisi var. O yüzden de rutininizi doğru yapmanız çok önemli. 1. Temizleme sütü ve tonik kullanmak. Makyaj yapmayı seviyoruz ama temizlemeyi de sevmeliyiz. Özellikle makyajını çıkarmadan yatan birçok insan görüyorum ben. Kesinlikle makyajınızı temizlemeniz gerekiyor. Temizleme sütünü bir pamuk yardımıyla yüzünüzde ve boynunuzda gezdirin. Güzelce makyajınızı temizleyin. Tonikleme adımına geçiyoruz. Tonik hem ciltte kalan kalıntıları temizliyor hem de gözenekleri sıklaştırıyor. O yüzden toniği de yine yüzümüze bir pamuk yardımıyla yüzümüze ve boynumuza uyguluyoruz. Şimdi en önemli adım cildimizin en ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi. Nemlendirme. Göz altları özellikle çok hassastır ve özel bir bakıma ihtiyaç duyar. Benim göz altlarım zaten hiç su içmediğim için ve az önce söylediğim sebeplerden ötürü çok hızlı bir şekilde kırışmaya başladı ve bir kağıt gibi adeta. O yüzden çok kuru. Göz altı kreminden yoğun bir nemlendirme bekleriz. Aynı zamanda belirli bir yaştan sonra nemlendirmenin yanında sıkılaştırma özelliği de bekleriz. Bu krem tam da böyle bir soruna çözüm bulmak için yapılmış. Diğer bir adım, bu da çok önemli. Her bir adım birbirinden önemli. Serum kullanmak. Bu toparlayıcı konsantre serum normalde Aspartolik teknolojisinin içeriğini
konsantre yani sıkıştırılmış bir şekilde içerisinde bulunduruyor. Serum aslında nemlendiricilerin zaten aynı yani bakımı yapıyor yine aynı şekilde fakat nemlendiricilerin de etkisini artırıyor ve cildinizi güçlendiriyor. Serumlarla ilgili hep bir kafa karışıklığı var. Acaba nemlendiriciden önce mi sürmeliyim yoksa sonra mı sürmeliyim? Gerçekten ben bile bunu bayağı uzun zaman sonra öğrendim. Serumlar nemlendiriciden önce sürülmeli. Zaten emilimi çok kolay olduğu için nemlendiriciden önce yüzünüze sürüyorsunuz ve boynunuza da mutlaka sürmeniz gerekiyor. Çünkü cildiniz gibi boynunuz da yaşlanıyor. Hatta yüzünüze estetik operasyon yaptırdığınızda boyun ki burada çok zor, ona da yapılıyor ama çok zor, boyuna yaptırmadığınızda yaşlılık boyundan kendini çok ele veriyor. Onu burada ayrıca belirtmek istiyorum. Eller ve boyun. Bakımın son adımı da tabii ki nemlendirme. Yine bu nemlendirme yine içeriğiyle cildinize bakım yapıyor. Aynı zamanda SPF 15 içeriyor. Yani güneş koruması da içeriyor. Yani hem cildime bakım yapan hem de güneş koruyucusu olan bir gündüz kremi tercih ediyorum. Gece kremi ise uyku esnasında siz mışıl mışıl uyurken uyuyan hücrelerinizi derinlemesine besliyor. Aslında çok uzun uzunmuş gibi geldi size ama sabah 5 dakika, akşam da 5 dakika ayırabileceğiniz bir rutin anlattım size. Sıra geldi sürprize. Oriflame'in Novage Ultimate Lift serisinden yani bu serinin tamamından tam 10 kişiye hediye edeceğiz. Bunu da klasik bir rutinle yapacağım ben yine. Bir soru soracağım. Cevap verenler arasından random.org'la 10 kişiyi seçeceğiz. Ve bu kişilere ürünleri göndereceğiz. Cevapların içerisine mail adresinizi yazmayı unutmayın. Mailiniz spam'a düşebilir. Ben onu spam'dan kopyalayıp Excel'e atıyorum. Hiç problem değil. O yüzden üzülmeyin. Sorum şu. 5 kadından kaçı olduğundan daha yaşlı görünüyormuş? Cevaplarınıza mail adreslerinizi yazmayı unutmayın ve sonuçlar burada yazan tarihte bu videonun açıklama kutusunda olacak. Aynı zamanda size de mail gelecek. Spam kutunuzu da kontrol etmeyi unutmayın. Şimdi bakalım o çok tontiş halimi nasıl yapmışım. İyi seyirler. Yaşlandırma makyajı makyaj okullarında ilk gösterilen şeylerden, makyajlardan yani bir tanesidir. Şimdi en eğlenceli bölüm yüzüme çeşitli mimikler yapacağım. Yüzümde olabilecek bütün mimikleri yaparak olası çizgileri görüyorum. En sık kullandığım mimikleri biraz daha derin, daha az kullandığım mimikleri ise biraz daha az çizgilerle boyayacağım. Öncelikle transparan pudrayla yüzümü tamamen pudralıyorum. Normalde ileriki yaşlarda cildimiz kuruduğu için oldukça mat görünüyor. Ben de pudrayla bunu matlaştıracağım. Zaten daha genç görünmek isteyenler için pudra adımını özellikle ileriki yaşlardakiler için hep atlayın diyorum. Sebebi ise bu. Mimiklerimin olduğu yerlere ise bolca sürüyorum. İyice kuru gözüksün diye. Daha sonra kahverengi bir kalemle bütün mimik çizgilerimin içerisine çizgiler çekiyorum. Siz bunu bir farla yapabilirsiniz. Normalde bir açık renk bir kahverengi farla çizgiler çekip daha koyu bir farla eyeliner fırçasıyla mesela veya yine bir kalemle derin çizgilerinizin üzerinden geçip sonra dağıtabilirsiniz. Bütün çizgilerimi çizdikten sonra bir fırçayla hepsini dağıtacağım. Daha derinlik vereceğim. Çok daha derin olmasını istediğim çizgilere dediğim gibi yine kalemle birazcık daha koyuluk vereceğim.
Verdiğim gölgelerin daha da belirgin olması, yani yüzeylerin daha yukarıda olduğunu belirtmek için açık renk, yani beyaz farla üzerlerinden geçiyorum. Kabarık olmasını istediğim her yerin üzerinden geçiyorum. Yani aslında çizgilerin tam üstlerine denk geliyor bu. Bütün çizgilerin üstlerine mutlaka beyaz far sürüyorum. Yüzümün çeşitli yerlerine yaşlık benleri yaptım. Yine boynuma da çeşitli şekiller veriyorum. Bütün olası çizgileri görmek adına. Tabii ki yüzeysel yapıyorum, aslında çok daha fazla çizgi olacaktır. Ya da daha az çizgi olacaktır. Biraz daha böyle sanki 80-90 yaşları gibi oldu bu. Akrilik boyayı kullanmadığım temiz bir maskara fırçasıyla kaşlarıma ve saçlarıma sürüyorum. Saçlarımı komple bembeyaz yapmayacağım. Zaten açık renk olduğu için o izlenimi verecek. Kırmızı bir kalemle gözlerimin içerisinde biraz kırmızılık verdim ve yaşlı olmam, bakımsız olacağım anlamına gelmiyor. Dudaklarıma da tamamen kenarlarına kadar boyamıyorum. Birazcık dudaklarım da tabii ki yaşlıktan dolayı daralıyor. Daha dar bir şekilde ruj sürdüm, parımı sürdüm ve makyajım bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hepinize şimdiden bol şans diliyorum. Hoşçakalın.